Abi görüntüde şey var. Yine vardı. Ben de Alper abi çekiyorum. Bu taraftan geldim. Alper abi konuşmayı da alıyor. Ben yakalandım. Sen de bunu da Nerede buyur? Gelmiyor, gelmiyor. Sayın Kaymakamlar. Biraz önce gidiyorum. Abi hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Programına hepiniz hoş geldiniz. Efendim programımıza geçmeden önce program akışını sizlere arz etmek istiyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. TESKİ Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Halim Ortan'ın konuşması. Malkara Belediye Başkan Vekili Sayın Ali İhsan Uslu'nun konuşması, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın konuşması ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Hizmet Binası açılışı. Şimdi benim fazla. Büyükşehir Belediye Başkanı, Malkara Belediye Başkan Vekilim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum kuruluşlarının değerli temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, değerli muhtarlar, sevgili Malkaralılar, hepinizi bugün burada bu önemli hizmet binamızın açılışında şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni hepiniz karşınızda tanıklık ettiğiniz gibi Büyükşehir Belediye'mizin hizmet binasının açılışıdır. Bu binanın ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük oğlu olan TESKİ'nin genel müdürü olarak biz de sizlerle burada bu binada bundan sonra buluşmaktan duyacağımız mutluluğu şimdiden başlatmış bulunuyoruz. 1190 kilometrekarelik bu coğrafyada 70 köy, 3 belde ile ve merkez dahil olmak üzere TESKİ, Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışmalarını, faaliyetlerini yürütüyor olacak. Daha önce şarkı açılışında da söylediğim gibi bir kez daha tekrar etmek isterim. Dileriz ki bu binada bütün çalışanlarımızın arasında çok güzel bir hiyerarşi olsun. Bir otorite olsun. Otorite boşluğu olan yerlerde hizmet üretmek zorlaşır ama isteriz ki o otorite sevgiye dayalı bir otorite olsun. Korkuya dayalı olmasın. Karşılıklı sevgi saygı olsun. Çünkü karşılıklı sevgi saygının olduğu yerde itaat ve itimat olur. İtaat ve itimatın olduğu yerde başarı kaçınılmazdır. Başarı da huzur ve mutluluk getirir. İsteriz ki bu binaya, Malkara'ya ve Tekirdağ Büyükşehir'e hep huzur, hep başarı dolsun. Malkara'da yürütmekte olduğumuz iki önemli proje TESKİ adına, bir tanesi hepinizin bildiği gibi atık su arıtma tesisi projemiz devam ediyor. Nisan 2015'te tamamlayacağız. Yaklaşık 7,5 milyon liralık devlet su işleriyle yapılan bir atık su arıtma tesisi projesidir. Bugün itibariyle gerçekleştirmesi %78-80 oranlarındadır. İkinci proje ise devam eden Malkara'da içme suyu projesidir. Bu da yaklaşık 9 milyon liralık bir proje ve hemen hemen bitim noktasına gelmiştir. Müteahhite ilk 3 aylık uzatmayla bunun da tamamlanması 3 ay içerisinde gerçekleşecektir. Bugün bir başka müjdeyle geldik. 3 tane beldemiz var. Malkara, Tekirdağ'ın arı potansiyeli olduğu için 3 belde Kozürük, Balabancık ve Sağlamtaş beldelerinde yoğun olarak hayvancılık yapılıyor. Ve bu hayvancılık yapan vatandaşlarımız yeni tarifelerden fevkalade sıkıntıya düşmüşler idi. Biz bunun çözümü için önce meclisteki yasa teklifini bekledik. Olumlu yanıt alamayınca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın talimatlarıyla genel müdürlüğümüz çalışmalarını tamamladı ve genel kurumdan geçtik. Müjdeyi burada veriyoruz. Evet. Hayvancılık işletmelerimize, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza suyu %50 ucuzlattık. Dünden itibaren geçerli. İstiyoruz ki bu tarlalar çiftçisiz, meralar hayvansız kalmasın. Onun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu talimat ve desteği için huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
Evet, söyleyeceklerim hepsi bundan ibaret. Her türlü derdimizi başımız üstünde yeri vardır. Sevdamız da, rüyamız da, icraatlarımız da, her şeyimiz Tekirdağ, her şeyimiz Trakya. Bu bina ve bu kuruluşlar hepinize hayırlı olsun. Faydalar getirsin, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer kamu yöneticileri, değerli misafirler ve sevgili Malkaralar. Belediye Başkanımız Ula Şurdakul'un daha önce randevusu vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gitmek zorundaydı. Bu görev ona düştü. Belediye Başkanımızın hepimize selamlarını sunuyorum. 30 Mart seçimlerinden sonra 6.360 sayılı kanunla Malkara ilçe sınırı Tekirdağ Büyükşehir Belediye bünyesindeki hizmet sınır kapsamına dahil edilmiştir. Tekirdağ bağlı tüm ilçelerde olduğu gibi yerinde ve etkili bir hizmet gerçekleştirmek için Malkara'da Büyükşehir Hizmet Binası'nı açıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla ilçemizde yatırımlar devam edecektir. Kırsalda ve merkezde yaşayan tüm vatandaşlarımızın istediği tek şey hizmet. Açılışını yapmış olduğumuz Büyükşehir Hizmet Binası vatandaşlarımıza 24 saat hizmet vermek için Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde Malkara'mızda yerini almıştır. Açılışını yapmakta olduğumuz Büyükşehir Hizmet Binamız başta su ve kanalizasyon hizmetleri olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait diğer bütün birimlerin hizmetlerini verecektir. Hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunacaktır. Malkara'nın kaderini değiştirecek büyük yatırımların yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtirken hizmet binamızın Malkara'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. Hizmet binamızın açılış törenine katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet. Yani Gül Coşku'yu gördü mü? 28 Mart'taki yürüyüş aklıma geliyor. O yürüyüş zaten bu kalabalığı, o yürüyüş bu hizmetleri getirdi. O yürüyüş o akşam büyük bir coşkuyla dedi ki Kadir Albayrak seni Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyoruz. Ulaş yurdumuz seni Malkara Belediye Başkanı yapıyoruz dedi. Ben de o yürüyüşten sonra dedim ki sizleri Tekirdağ'da çay içmeye bekliyorum diye. Değerli arkadaşlarım, kolay gelmedi buralara. Buralara gelirken bu halkımızın bu teveccühünü, bu ilgisini hak etmek için gerçekten çok çalıştık. Ama şimdi o seçime dönük çalışmaydı ve 30 Mart 2014'ten sonra geride kaldı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım Vekilim, Malkara'nın değerli sivil toplum kuruluşları, değerli muhtarlarım, değerli Malkaralılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin değerli bürokratları, Malkaralı Belediyesi'nin değerli çalışanları, yazılı ve görsel basının değerli temsilcileri. Gerçekten böyle bir günde Malkara'da Büyükşehir Hizmet Binası'nı açmış olduğumuz bu günde sizlerle birlikte olmanın ve sizlerden bu yakın ilgiyi görmenin mutluluğu içerisindeyim. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi geçen gün Hayrabolu Belediye Başkanım Fehmi dedi ki bana, abi dedi, Sayın Başkanım dedi, hep Çarköy'ün Terzi Köyü'nden Saray'ı Sefa'la diyorsunuz dedi. O zaman biraz sana ilave edeyim dedi. Ben de bugün neyse ben değiştirdim. Gerçekten Çarköy'ün Terzi Köyü'nden Saray'ı Sefa'la'na Hayrabolu'nun Kalbiyesi'nden Yeni Çifti Marmara'ya Sultan Köyü'ne. Yani Doğu Batı Kuzey Güney. Buradaki 257 köy 23 perde ve 84 mahalle, 11 ilçe. 875 bin nüfus. Ama bütün bu Büyükşehir hizmet sahası içerisinde Malkara'nın özel bir yeri var. Bunu söylerken de gerçekten Tekirdağ'ın kilometre kareye düşen nüfus sayısı tüm ilde 135 kişiyken Çorlu'da 450 kişiye ulaşmışken Çerkezköy'de 525 kişiye ulaşmışken Malkara'da bu rakam neredeyse 30-35'lere, 70'lere, 45'lere düşüyor. Yani o zaman buradaki 1100 kilometrekare arazinin, tarım arazinin ve buradaki 70 köyün
4 mahalle ve 3 beldeden mahalleye dönüşen toplam 77 mahallenin mutlaka özel bir hizmetle, özel bir projeyle ele alınması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, şunu emin olmanızı istiyorum. Seçim kitapçığımızda ne var dediysek aynı hepsi yerine gelecektir. Sayın Ulaşbaşkanı'nda ne var dediyse hepsi yerine gelecektir. Ulaşbaşkanı yetmediği yerde Büyükşehir bütün gücünden yanında olacaktır. Malkara bu hizmetlere layıktır, gereklidir üstelik. Ve bunun da ilk adımını da buraya seçimlerde söz vermiş olduğumuz modern bir et kombinasını açmakla yapacağız. Bunun adımları atılmıştır ve yapılacaktır. Ama tabii bunları yaparken de Tekirdağ hemen bir büyükşehir olmuyor. Büyükşehir olması için yapılanmanın gerekiyordu. Bakın bugün 234. günü. Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturduğum 234. günü. Bir rüzgar gibi geçiyor. Yani bizim zamanla yarıştığımızı bilmenizi istiyorum. Zaman yetmiyor değerli arkadaşlar. Baştan baktım 12 saat olmuyor, 14 saat, şu anda mesaiyi 18 saate çıkardık. Helal olsun. Samimi helal olsun. Çünkü buna ihtiyaç var. Zaman yetmiyor. Bunun için yetmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Büyükşehir öyle sıradan bir yönetim değil. Sıradan bir yönetim değil. Sağlam oturması gerekiyor. Sağlam temelde oturması gerekiyor. Biz Büyükşehir'de siyasal bir rant beklemiyoruz. Tabii geldiğimiz noktada 8 Nisan'da mazmatımızı aldığımız gün gibi değiliz. O gün gerçekten büyük bir oluşturma hayaliyle başlamıştık. Ama bugün buraya gelirken genel sekreter atanmış, birinci müşavir atanmış, tepsi kurulu oluşmuş ve 17 daire başkanlarından 15 tanesi oluşmuş, 70 şube müdürlüğünden 65 tanesi atanmış ve bütün birimleriyle hazır hizmet yapan bir büyükşehir. Ama bunun yanında daha da önemlisi Tekirdağ Su Kanalizasyon İşletme Genel Müdürlüğü TESKİ biriminde kurulmuş ki TESKİ özellikle kırsal kesimin, özellikle köyden mahalleye dönen yerler, beldeden mahalleye dönen yerler ve birçok ilçelerimize çok büyük hizmetler yapacak. Bunun için de sayın bu Tekirdağ'ın su işini, altyapısını, su üst yapısını çok iyi bilen sayın hocamız Profesör Halim Orta'ya rica ettik. O da bizi kırmadı, bu görevi kabul etti. O günden beri büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bu geldiğimiz noktada TESKİ'nin bütün birimlere çalışma halindeyiz. Değerli arkadaşlar, bu arada 5 yıllık stratejik planımızı hazırladık ve meclisimizden geçirdik. 2015 bütçemizi hazırladık, 550 trilyon lira bağladık ve bunun 250 trilyon lirası tamamen yatırıma dönük olacaktır. Artı performans programını tamamladık, TESKİ programını tamamladık. Yani 1 Ocak 2015'ten itibaren var mı bir de tutam diyeceğiz. Tam koşmaya başlıyoruz. Artık yürüme tamamı bitmiştir. Bu koşmanın adımlarını atmak için de mutlaka bizim ilçelerde kendi binalarımızı, hizmet binalarımızı açmamız gerekiyordu. Buna başlarken de ilk de Bayşarköy'de hizmet binamızı açtık. Aslı geçen hafta burayı düşünüyordum. Burada program değişikliği oldu. Bugün de ikinci olarak Malkara'mızın hizmet binamızı açıyoruz. Bundan sonra Cuma günü sabahleyin Murat diye öğleden sonra Saray'ı açacağız. Haftaya Hayrabolu'dan gelirken o binayı da gördüm. Ve 25 Aralık'ta Tekirdağ 11 ilçesinde tamamen hizmet binaları açılmış oluyor. Ve bundan sonra da hizmet yapmak için engel kalmıyor. Değerli arkadaşlarım, bize verdiğiniz oyları sonuna kadar hak edeceğiz. Ve bizi mutlaka 4,5 sene sonra veya işte bu hizmet sürecinin sonunda çok farklı bir Tekirdağ, çok farklı Malkara göreceğinize söz veriyorum. Verdiğimiz her sözün de arkasındayım. Değerli arkadaşlarım, bu kadar yoğun bir kalabalık vatandaşımızı bu soğukta fazla gitmek istemiyorum. Yeni binamızın Malkara'ya hayırlısı olmasını diliyorum. Ve her zaman söylediğim gibi sözlerimi diyorum ki kazanan Tekirdağ olsun, kazanan Malkara olsun. Her şey gönlünüzce ve gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Başkanım. Makasları da atın. Haydi başkanım. Ya Allah. Başkanım. Akın. Benden de o. Hayırlı olsun.
Hayırlı olsun. Arkadaşlar, hayırlı işler. Kolay gelsin. Bir dakika basın, ben mi geçeyim? Toplam sayımızla birlikte yeterli personelimiz mevcuttur. Vezneleri birkaç gün sonra programlarımızla birlikte şu vezneye çıkaracağız. Dolayısıyla da böyle bir çalışmamızın... Resim alalım bir dakika. Az önce. Şimdi diğer taraf yan tarafta. Buyurun. Evet, çıkış.